yani. Belki daha fazlasını yaşar insanlar. Zaten bahane aranıyordu be Cansel. İyi oldu. Bak herkes mutlu olsun. Sen gerçekten 3 haftadır zaten sevgin azalmıştı bence. 3 haftadır değil Cansel, son 1 haftadır. 3 haftadır benim öyle bir sorunum yok. Ben Emre'yi görünce hala heyecanlanıyordum. Peki şu an? Hala seviyor musun onu? Ya aşk her şeyi affeder biliyor musun? Her şeyi hem de. Hiç affetmeyecek dediğin şeyleri bile aşk affeder. Hadi ben bir akşam yemek yerken resmimi çekseydi çat diye boşayacaktı demek ki. Ya da ben çünkü evlenmiş ayrılmış noktası. Bir insanım. Bir çocuğum var ve ben eski kocamla görüşüyorum. Beni kocamla yakaladılar çocuğumla yanımda. Hop beni boşayacaktı öyle mi? Ben 2 yıllık ilişkimi bırakmışım yani. Anladın mı? Şurada 3 aydır birlikteyiz. Ya saçmaladıkça saçmalıyor ya. Bence de. Saçmaladıkça saçmalıyor abi. Ben daha yorum yapmayacağım. Gelecek hakkında yorum yapabilmen için önce senin doğru bir şekilde hareket etmen lazım. Doğru olan kişinin sen olması gerekiyor abi gelecek hakkında doğru yorumlar yapabilmen için. Yani bak ben iyiliğini istedikçe yaptığı yorumlara bakar mısın? Ya sen ne dedi ki? Ayça şaşırmış. Diyor ki demek ki diyor bundan diyor biz diyor evlenirsek eğer diyor ben diyor eski nişanlımla ya da eski kocamla beni görse diyor bir yemekte bir yerde diyor beni boşayacakmış diyor bu kadar kolay. Bu kadar rahat mıyız biz? Hayırdır. Güzel ya. Kardeşim. Bir saniye bana rahatlık şeyinden geliyor. Yok bir avucu gibi falan filan. Ailemin önüne eseri çıkarmam falan diyor. Gidiyor da böyle şey yapıyor. Böyle evet, düşünüyor. Aynen. Kafasını sallamasını gördünüz mü? Seviyor musun hala Cansel diyor. Böyle yapıyor. Ama şey dedi. Son bir haftadır ilgim azaldı dedi. Bu seviyorum demek değildir. Seviyorum lan böyle. Yok abi seviyorum demek biraz adap ister. Ben onu oturursun yani. Böyle bir durumda oturursun söylersin. Yani. Onu bu şekilde bence söylemesinin tek sebebi de Cansel yok sorduğunda. Hani gelecek düşünüyorum. Sevmiyorum artık dese ben bu konu hakkında diyecekler ki o kadar haftadır ne yapıyorsun? Seviyorum diyordun nasıl bu kadar kolay vazgeçtin? Üstelik hata yapan sensin. Ama bunu da tam manasıyla böyle hani seviyorum diye bağırarak da söylemiyor ki. Cansel bak. Ya çok kötü abi. Cansel kilit bir soru sordu bak ne dedi? 3 haftadır dedi çok değişmişsin dedi. Sevgin bitmiş 3 haftadır yok dedi. Son bir haftada dedi ne olduysa oldu. Demek ki son bir haftadır Emre'de bir sıkıntı olmadığına göre yine kendisinde bir sıkıntı var son bir haftadır. Oradaki şey bence şuydu. 3 haftadır ben görüyorum bak, abi zaten. Oradaki en önemli cümle şuydu. Başladığında söylediği. Bahane arıyor dedi. Evet. Emre arıyor mu dedi, arıyorum mu dedi. Ben arıyor. Emre bahane arıyormuş ilişki bitmesi yani için. Yani ilişkiyi bitiren Emre'ymiş gibi empoze etmesi bu yanlış. Zaten ailesinin karşısına elini ama tutarak dikildi. Ama sorun Emre'den evet çıkıyormuş yani. Diyor, ben elini çalışıyor. Daha çok sıktım diyor buraya gelip anlatırken. Öyle anlatmadın mı kardeşim? Öyle kardeşim. Evet. Teyzem buradaydı olay ya. Yıkıştı. Ben aldım, ben tuttum elinden abi daha çok sıktım ben onun elini orada. Hani yanındayım dedim ya korkma dedim yani her defasında aynısını söyledim. Görüyorsun sonuç. Bitirmeye bağlı aramış olsa bu adam. Ya Ayça'nın annesi buraya geldiğinde elinden tutup karşısına çıkmasın. Ben bahçeye sonuç. Çıkıyordum. Bir de dün oluyor hani o olaydan. Yolcu edeceğimiz zaman. Ayça'nın annesini yolcu ederken ilk bahçeye ben geldim ya. Döndüm dedim ki Ayça'nın annesine. Aferin dedim. Dört dörtlük pırlanta gibidir dedim yani. Emre dedim öyledir. Öyle çünkü zaten. Çünkü anladım ki orada bir tuhaflık var. Bu muhabbetlerden hiçbirimizin haberi yokken. Yani ben Emre'yi ilk defa böyle yüzünün asık ve çökmüş olduğunu gördüm. Eğer ki zaten Emre bahane arasaydı, annesi orada o lafı söylediği zaman aynen. Bu adam böyle bir çöküş yaşamazdı yani burada. Abi şurada ne şöyle bir durum var. Şaşırmış durumda. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet. Yine objektif bakıyorum. İnfazdan önce elimizdeki delilleri bir ortaya koyalım diyorum. Hadi diyorum bakalım, ki. Şarlak olsun. Hayır abi, şimdi şöyle buradaki olay aslında onun tamam eski nişanlısıyla görülmesi değil daha çok yalan söylemesi. Ve yalan evet. Söylemesi. Yalan söylemesi. Evet. Şimdi aynen. Bir ilişkiyi sarsacak en kötü nokta yalan. Güvensizlik oluşturuyor. Evet. Güvensizlik olduğu zaman tak saygıyı da bitiriyor. Çat. Yani. Şüphe giriyor. Ha, tabii. Pat 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 her şeyi abi domino şey taşı gibi yani. Tak 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 indiriyor. Kimden sonra söyledikleri hiç önemli. Anladın mı demek istediğini? Yani. İyi ama gideceğini bilsen. Ne yalan söylemeyeceksin ya. Bir şekilde çıkıyor ilk yani. İlk önce saygıyı. Sonra sevgiyi, sonra böyle basamak basamak, you know, onları sertleştireceksin, you know what I mean? Sonra böyle bir building yapacaksın. Ya, yeah. Abi bir defa güven olacak. Şimdi bunları yapabilmek için bir güvenin olması her lazım, temelinin. Temelinin güven üstünde kurulması lazım. Ben şunu anlamıyorum. O temel sallanıyorsa, güvenmeyen insanlar sallanan zaten temelde devam hiçbir şey ki? Olmayabilir yani, biraz... Korku olur çünkü. Sallanan temelde korku olur. Çıkar abi. Yani. Korku olan ilişkide kıskançlık olmaya başlar. Özgüven olmaz çünkü. Görünen köy ortada abi. Resimler benim resimlerim mi çıktı ortaya?
Çıkan resim ortada. Sonrasında verdiğin yalan konuşmalar ortada. Ondan sonrasında söylediğin şeyler ortada. En son çıkan bir tane daha resim var. O ortada. Daha ne yapayım ben sana ya? Zeytinyağı gibi üste çıkmanın bir diğer karşılığı da Ayça. Hala saçmalamaya devam ediyor. Saçma sapan konuşmalarına devam ediyor. Ve benim sinirlerimi tepeme çıkartıyor. Yahu arkadaş, biraz farkına var yaptığın hatanın. Biraz pişmanlık duy. Biraz özür dilemenin ne anlama geldiğini kendine böyle bir anlat. Bu nasıl bir tavır ya? Hala aynı şeyin peşindesin ve dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorsun. Neyin peşindesin Ayça? Şu saatten sonra haksızlığını artık kabul etmen gerekiyor senin. Üç haftadır farklı mısınız? Gözlerinin ışığı sönmüştü kızın Emre'ye karşı. Demek ki baştan beri oynuyormuş. Ben inanıyormuş gibi yaptım. Bir ara ama sonra yine vazgeçtim. Kesinlikle. Ayça'nın aşkı yalan ya. Çocuğu kandırmış. Bence de. Ve bunu bile bile güven sorunu olduğunu bile bile yapıyorsa bunu. Yazık etmiş çocuğuna demek ki. Çok kötü bir şey ya. Çok kötü bir şey. Yazık çocuğuna. Hayır. Ulan o güne kadar yaşanan ya. Benim tarafımdan abi olan her şey adabıyla, üslubuyla doğruca yaşandı. Güveneceksin. Ben hep doğru şekilde yaşamaya çalıştım bu ilişkiyi. Ne kadar rahat bir adam normalde. Hiçbir zaman ne onu burada kimseye ezdirmek istedim, ne orada kimseye ezdirmek istedim. Hep onun o fevri hareketlerini frenlemek istedim. İnsanların, başka insanların onun hakkında kötü konuşmaması adına, tamam mı? Hep ona bir şeyleri göstermeye, öğretmeye, empoze etmeye çalıştım. Çünkü ben bu ilişkinin doğruca yürümesini istiyorum. Sen doğru yaptın kardeşim. Tamam mı? Ama bak ama girdi. Bu kadar şeyin arkasına. Ya. Bu kadar sözün arkasına. Ama girmemesi arkasına. Lazım. Ama olmaması ama lazım. Girdi. Ama olmaması lazım. Bir baktım abi. O yol. İki kişi yürüdüğüm yol. Meğersem ben çoktan tek başımaymışım. Çoktan tek başımaymışım da kendime bunu kabullendiremiyormuşum. Yani kendim kabullenmiyormuşum bunu. Emre benim hayatımda 3 aydır var. O 2,5 sene. Aynen. Evet. Dedi. Onu söylüyorum işte. 2,5 ilişkimi bile bitirdim diyor. O daha 3 aydır var yani. Öyle bir şey. Yani o karşısına hani, aldığı adam öyle o kadar basite indiriyor ki. O kadar basite indiriyor. Baksana ya duruma. Ben artık Ayça duymak hemen bir kıyaslamaya girmiş. Kıyaslamayı gördün mü? Hani ben onun karşısına tabii ki de oturacağım. Emre benim. Ne demek ya bu? Ya. Ne demek bu ya? Düşünsene 10 yıllık bir ilişkisi bilse ya. O zaman Emre'nin 9 yıl çabalasa bile diyecek ki ben 10 tamam yıllık bitirmeye hazır bir adam ya. Olsaydım abi. O çiçek geldiğinde tamam mı? Böyle bir çiçeği nasıl hala gönderebilir diye bir bahane yaratır. Evet. O zaman bitirirdi. Tabii canım. Neyse olur. Sen yeter ki sen kız neyse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kız neyse olur. Aşkı bul.